Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Einhard'ın Tank Zımpara modeli TCBS8038 Alman tasarımı vesaire falan filan, bunu satın aldık. Bunu şimdi tanıtımını gerçekleştireceğim. Şimdi bunun üzerindeki zımpara şeysiz şekilde değiştiriliyor. Herhangi bir anahtar, herhangi bir alet gerekmeksizin. Şuradan ileri geri ayarını yapıyorsunuz. Tutma yeri ve toz torbası. İçinden çıkan toz torbasını göstereceğim. İçinde kullanma kılavuzu, işte garanti belgesi vesaire gibi şeyler var. Toz torbası bu şekilde. Bunun içine üflüyor. Şurada fermuarı var. Fermuarını açıp boşaltabiliyorsunuz. Fakat ben bunu kullanmayacağım. Ben bunu daha çok bıçak ağzı açmak için denemelerde bulunacağım. Aletin kendisi bu şekilde. Şu an fişe takılı. Şu şekilde dönüyor. Şuraya bir ok koymuşlar. Çünkü içine taktığınız zımparanın ok yönünde olması gerekiyor. Şurada seri numarası vesaire. Şu işte ayar şeyi, ileri geri. Burada da motor kısmı. Şuradan tozu üflüyor. Üflediği kısım burası. Zımparanın şeyini sökmek için de şunu çekiyorsunuz. Daha sonra bunu şuraya bastırarak, şu kısmı bastırarak kendinize doğru itiyorsunuz. Şöyle itiyorsunuz. Yani bunu bastırmadığım için şey oldu. Bastırdıktan sonra serbest kalıyor. Bu şekilde de şeyi değiştiriyorsunuz. Zımpara kağıdını değiştiriyorsunuz. Kağıtların yönü var. Gördüğünüz gibi bu ok, bu şuradaki okla aynı yönde. Bu şekilde takılıyor. Yani kullanımı oldukça basit. Daha sonra bunu yerine oturtup kilitlediğinizde zımpara kağıdınız takılmış oluyor. Düğmeye bastığınızda direkt çalışıyor. Ve şurada kilit yeri var. Kilitli de kilitleyerek sürekli çalışmasını da sağlayabiliyorsunuz. Şurada sanırım motor kömürlerini değiştirmeniz için 2 adet başlık koymuşlar. Yani aletin içini açmadan da kömürlerini değiştirebilirsiniz. Evet, şimdi bunu bir yere sabitleyip gazı açmaya çalışacağım. Evet, makineyi bu şekilde sabitledim. Şurada tetiği var. Sürekli çalışır modda yapmadım. Bu şekilde ben şu görmüş olduğunuz 3 milimlik şeylerin ağzını açmaya çalışacağım. Ve şimdi başlıyoruz. Aslında şunu biraz ileri alıp şu şey yerinden şöyle yapabilirim. Böyle daha konforlu ve daha güzel olur.
Evet. Yaklaşık 2 dakika kadar, 1-2 dakika arası bir şey çalıştırdım. Gördüğünüz gibi profil bu şekilde inceldi. Şuradan bu kadar açtık. Buradan biraz daha fazla açtık. Bantsımpara olduğu için gayet düz açabiliyorsunuz. Yani bu şeyden fizik kurallarına göre geçerli bir şey. Şuraya dökülen demir talaşlarını görüyorsunuz. Hatta şöyle bir mıknatıs da sizlere göstereyim. Keza makinenin burasındaki demir talaşları da bu şekilde. Şimdi ufak ufak yapmaya devam edeceğim ve bu şeyin ağzını tamamen açmaya çalışacağım. Biraz sesli çalışıyor, o yüzden kulaklık acı kullanacağım. Ve hızlı döndüğünü fark ettiğim için eldiven de takacağım. Metal gerçekten ısınıyor. Yani eldivenle şu anda tuttuğumda elimi yakıyor. Bu yüzden bir su düzeneği kuracağım.
Evet. Şu anda tamamıyla keskinleştirdim. Yani kıl inceliğine geldi. Hatta şuradan şeyler kalkmaya başladı. Bilmiyorum belli olabiliyor mu videodan. Fakat şu anda tamamıyla ağzını açtık. Yaklaşık 10 dakika kadar uğraştırdı. Ben bundan önce E ile açıyordum bu tür şeylerin ağzını. Ve kullandığım matsıranın, zımparanın durumu da bu şekilde. Yani bir 3-4 tane daha ağız açmaya yeterli olur. Şimdi alet ne kadar ısınmış ona bakacağım. Bunun için ilk önce eldivenlerimi çıkarmam gerekiyor. Evet, aletin şu plaka, metal plaka bayağı ısınmış. Zor el değiyor fakat değebiliyor. Motor kısmında çok fazla bir şey yok. Motor kısmı normal. Şuradaki metal de normal. Evet, motor gayet güçlü demek ki. Şurada zaten motor şurada şu kısımda şeyle bir kayışla kasnakla buraya bağlı. O yüzden devir sayısını düşürdüğü için aslında güçlü şekilde çalışıyor. Bu zımparayı şeyle zımpara da bayağı ısınmış. Sanıyorum 5 dakikadan fazla kullanmamak gerekiyor bu sıcaklıktan dolayı. Bu zımparayı da temizlemenin yöntemleri var. Bunu çevirerek şey yapabiliyorsunuz, temizleyebiliyorsunuz. Daha sonraki videomda size onları da göstereceğim. Fakat alet bence bu tür evdeki işler için gayet başarılı. Gördüğünüz gibi şu metalin ağzını açtık. Bir adet bıçak ağzı açtık neredeyse. Şurası yaklaşık 12 santim. 12 santimin ağzını açtık. Yaklaşık 10 dakika süremizi aldı. Şuraları da hafif taşladım ben. Çapaklar vesaire gitsin diye. Buraya çünkü epoksi ile sap yapıştıracağız. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Beğendiyseniz eğer beğen butonuna basıp Hobbit Adalet kanalına abone olmayı unutmayın.